Kıymetli Yaş Türkistan Haber takipçileri, Türk Yurtlarından Notlar programımızda bugün Doğu Türkistan'la alakalı bir yayın yapacağız. Malumunuz olduğu üzere Doğu Türkistan'da özellikle son yıllarda bütün dünya kamuoyunun da artık gündemine gelen çok ciddi bir insan hakları ihlalleri süreci yaşanıyor. Tabii bu aslında birkaç yıllık bir mesele değil. Çok uzun yıllara dayanan, 1940'lı yıllarda Doğu Türkistan'ın Çin tarafından tekrardan işgaliyle başlayan aslında bir süreç bu. Bu sürecin son dönemlerde gündeme gelmesi biraz buna artık uluslararası kamuoyunun da kulak kabartmasından kaynaklandı. Türkiye bu noktada çok önemli bir ülke çünkü işte dil, din, tarih olarak Doğu Türkistan'da yaşayan soydaşlarımız da ortak bir noktası olan bir ülkeyiz ve İnsanlar Doğu Türkistan'dan çıktıktan sonra ülkemizde yaşamayı daha çok tercih ediyorlar. Bundan dolayı ülkemizde Doğu Türkistanlı pek çok soydaşımız, dindaşımız yaşıyor. Bunların böyle olması da bizim onların meselelerini daha çok gündeme getirmemiz, dertlerini daha çok anlatmamız noktasında çok büyük bir sorumluluk diyor aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlara. Bugün böyle bir meseleyi değerlendireceğiz. Bugün konuğumuz Medine Nazmi hanımefendi. Kendisi Doğu Türkistan'dan ülkemize göç etmiş soydaşlarımızdan, dindaşlarımızdan bir tanesidir. Kendisi hem Doğu Türkistan meselesi üzerine değerlendirmeler yapacak, hem geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yapılan 15 günü aşkın bir süre devam eden eylemle alakalı değerlendirmelerini yapacak, hem de asıl olarak kendisinin kız kardeşi Mevlüde Hilal uzun zamandır kendisinden haber alınamıyor ve Çin'de muhtemeldir ki bir hapishanede ya da bir kurtlama kampında bulunuyor. Kendisi bununla alakalı değerlendirmelerini de yapacak. Medine Hanım, öncelikle hoş geldiniz yanımıza demek istiyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle kısaca bir kendinizden bahsedebilir misiniz? Türkiye'ye ne zaman geldiniz? Niçin geldiniz? Burada neler yapıyorsunuz? Böyle bir sizi tanıyalım isterseniz. Olur. Ben Medine Nazmi. Türkiye'ye 2009'da geldim ve ondan bu yana Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Çekirdek bir ailem var. Turizm işiyle ilgileniyordum öncesinde. Şu anda eşimle bir kafe işletiyoruz. Çocuklarım var. Onlar da okulda okuyorlar. Evet. 2009'dan beri Türkiye'de yaşıyorsunuz. Ve ne Evet. zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldunuz? Şöyle biz 2009'da geldik ve hatta şunu da hatırlatayım. 2009 Temmuz ayında memleketimiz Doğu Türkistan'da Temmuz olayları olmuştu ve o zamandan sonra devletimiz gelen Doğu Türkistanlı kardeşlerine vatandaşlık vermişti ve biz de o zaman da almıştık. O zaman geldiniz. Oradan aile olarak mı geldiniz? Kaç kişi geldiniz? Şöyle, ben aslında üniversiteyi Çin'in iç bölgesinde okudum ve Malezya'dan master yapmak için gitmiştim. Orada tam İngilizce hazırlıklarımı bitirip fakülteye başlayacağım zaman memleketimizde Temmuz olayları oldu ve orada kendimizi pek güvende hissetmediğimiz için Türkiye'ye geldik. Anladım. Türkiye'ye geldiniz. Kardeşinizden biraz isterseniz bahsedelim. Mevlüde Hilal'den. Oradan gelirken beraber mi geldiniz? Yok, benim kız kardeşim 2006 yılında Türkiye'ye eğitim almak amacıyla gelmişti. Bu da kardeşimin fotoğrafı. Evet. Kardeşim 2006 yılında Türkiye'ye eğitim almak amacıyla geldi ve İstanbul Üniversitesi'nin işletme bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda 2012 yılında mezuniyetten sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından kabul edildi. Son zamanlarda yani annemin hastalanmasından dolayı yani bir evlat olarak anneme bakmak amacıyla memleketimize gitmişti ve ondan sonra bir geri dönemedi. Çünkü 2016'nın son 2017'lerde Çin hükümetinin özellikle Türk kökenlere doğru başlattığı bu toplama kampına 2017'nin sonları alınmış olup 2019 Mayıs ayında serbest bırakılsa da çok kısa zaman sonra 12 Haziran
2019'da Türkiye'de yaşadı, Türkiye'de okudu diye tutuklanmış. Ve o günden bu yana, yani 4 sene olmak üzere ben kardeşimin sesini duymadım, duyamıyorum. Sağlığı nasıl bilmiyorum, hayattım hatta onu bile bilmiyorum. Yani gerçekten çok acı ve çok ağır bir şey bu. Şunu da söyleyeyim, kardeşimin minik kızı vardı. Yani şu kızıyla beraber çekildiği fotoğraf, en son fotoğrafı olması lazım. Yani bu yavrusu şu anda annesinden uzakta büyüyor yani. Bir yavrunun annesine ne kadar ihtiyacı olduğunu tüm dünyadaki insanlar bilir. Kardeşimin Uygur Türk'ü olmaktan, Müslüman olmaktan başka hiçbir suçu yokken, yani Türkiye'de okudu diye suçlanarak ortadan kaybolması gerçekten çok ağrıma gidiyor. Yani sadece benim kardeşim değil, oradaki masum insanlar, yani insanın inanamayacağı şeylerle suçlanıyor. Yani 21. yüzyıl yaşıyoruz. Ama Çin hükümetinin bizim Uygur halkının üzerine attığı o suçlamalar gerçekten çok komik ve çok asılsız, hukuksuz. Yani insanları istediği gibi cezalandırmaya çalışıyorlar. Kendi diyor ya, kendi vatandaşım yani diyor ama işte vatandaşları gibi görmüyor. Yani daha çok bize, yani nasıl desem, onun bir tarifi yok açıkçası. Yani eğer gerçekten kendi vatandaşı gibi görüyorsa, hem Çinlileri nasıl imtiyazlardan şey olduysa, bizim halkımızın da aynı şeylerini yaşaması gerekiyor. Buraya gelip o Çinliler nasıl ticaret yapıyorsa, buradan nasıl ev alıp da suçlu sayılmıyorsa, bizim halkımız da aynı şey yaşamalı. Buraya gelip Çinliler nasıl rahatça Türkçe öğrenip gidiyorsa, bizim insanlarımız da aynı şekilde buraya gelip okumalı ve memleketine dönen aydınlarımız rahatça çalışabilmeli. Ancak bizim Türkiye'ye gelip okuyan tüm aydınlarımız memlekete geri döndükten sonra Türkiye'de okudu diye 20 sene, 15 senelik hapis cezasına çarptırıldı. Dünyada böyle bir suç olabiliyor mu? Evet, böyle bir şey zaten dünyanın bütün uluslararası kamuoyunda bunun gündeme gelmesinin en temel meselelerinden biri de bu. Bütün dünyanın gözünün önünde sadece bir dini ve milli kimliğinden dolayı bir halk orada açıkçası bütün uluslararası anlaşmalara göre bir soykırıma uğruyor aslında. Bugün bizim soykırım suçunun önlenmesine ilişkin Cenevre Sözleşmesi açılıp okunduğunda bugün Doğu Türkistan'da yaşanan aslında her şey birebir orada bu suçun içeriği olaraktan yazıyor. Ama Çin ne hikmetse bütün bunları görmezden geliyor ve Doğu Türkistan'da sizler gibi insanlara yapmadığı zulüm, yapmadığı işkence kalmıyor. Biz biraz daha kardeşinizden isterseniz bahsedelim. Kardeşinizin evladı herhalde sizle mi birlikte, Türkiye'de mi? Yok, hayır, memlekette. Aslında kardeşim çünkü orada evlenmişti ve eşi çocuğuyla tam Türkiye'ye dönmek üzereyken bu kamp olayları başlatıldı ve benim ailemden o zaman komple iletişimim kopmuştu. Onların başına gelen durumlardan da habersiz kalmışım. Ve geçen sene haberdar oldum ve haberdar olduktan sonra gerekli başvurularıma başladım ve bugüne kadar bu mücadele devam ediyor. Kardeşimin kızına annem, babamlar bakıyordu. Annem kız kardeşimin düştüğü durumdan bir anne olarak üzüntüden, kederden vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. 3 ay önce bu haberi aldım. Yani kardeşimin bundan kesin haberi yoktur. Yani o annesine bakmak için gitmişti. Şu anda yaşanan bu durum gerçekten çok ağır. Yani minik yavrusu şu an belki de babamla yaşıyordur. Yani bir kız evlatının anneye ne kadar ihtiyacı olduğunu insanlar tahmin edebiliyordur diye düşünüyorum. Evet. Bir de şunu da söylemek isterim ki ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum 12 sene olmuş. Ancak
Bu ülkenin vatandaşı olarak rahatça gidip anneme bakamadım. O acıları çekerken en azından en son bir kere olsa da yüzünü göremedim. Annenizi ne kadar süredir görmüyordunuz? Ben annemi yüz yüze olarak 7 senedir görmüyorum. 7 senedir. Yani 21. yüzyılda insanların elindeki telefonlar her yere ulaşıp dünyanın öbür çitindekiler insanlarla görüşebilmişken biz yani arada böyle haberdar olma durumlarını yakalasak da yani normal insanlar gibi bir iletişim şansımız olmuyor bizim. Peki orada kardeşinizin dışında şu anda herhangi bir kamp durumu olan ya da tutuklanmış olan işte babanız ya da kardeşinizin eşi bunlarla alakalı bir durum var mı bildiğiniz kadarıyla? Yok, bilmiyorum. Bir bilgi alamıyorsunuz. Yani mesela evet bilgi alamıyorum. Mesela benim de kendime göre akrabalarım var, kuzenlerim var, dayılarım, amcalarım var, halalarım var. Onların çocuklarında belki de olabilir ama benim ondan bilgim yok. Anladım. Yani orada o kadar insan o toplama kamplarına alınmışken yani isterim ki onlar alınmamıştır. Ama maalesef o bilgilerini de edinemiyoruz. Siz bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bununla alakalı Türkiye Cumhuriyeti makamlarına bir başvurunuz oldu mu? Yani Dışişleri Bakanlığı'dır, bu konuyla ilgili olan Türkiye Cumhuriyeti makamlarına bir başvurunuz oldu mu? Yani biz annemizi getirmek istiyoruz ya da kardeşimizi haber almak istiyoruz dediğinizde size herhangi bir cevap alabildiniz mi? Türkiye Cumhuriyeti makamlarını bahsediyorum. Evet, ben başvuruda bulundum. Dışişleri Bakanlığı'na, konsolosluk çağrı merkezine, Pekin Büyükelçiliğimize başvuruda bulundum. Yani emirlerde yazışıyoruz. Ancak yani beni mutlu edecek bir cevaba hala ulaşamadım. Sağ olsunlar çaba gösteriyor. Evet. Ancak ben bu çabaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Ortada çünkü çok şu anda benim kardeşimin hayatı söz konusu. Yani onun bakın o başvurudan şu ana kadar kardeşimin hayatta olup olmadığını, kamptaysa hangi kampta olup olmadığını bir de öğrenemedik. Beni asıl üzen bu. Yani Pekin Büyükelçiliğimizin kendi vatandaşını gidip ziyaret etme hakkı varken Türk vatandaşlarının Pekin Büyükelçiliğimize iletişim kurma şansı varken Çin bunlarını sağlamıyor ve cevap vermeyi reddediyor. Ve bazen uyalıyor. Yani bunun diplomatik ilişkilere göre saygısızlık olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki. Doğru. Aynı şey bugün burada bir Han Çinlisinin başına gelse, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ya da herhangi bir şekilde cezaevine düşse, ben eminim ki Çin makamları bundan alakalı sonuna kadar bir şey yapar ve bir cevap alır. Ama Türkiye Cumhuriyeti maalesef demek ki bu cevabı alamamış. Ben iki konu üzerinde daha devam etmek istiyorum. Daha konuşmamı başlarken ifade ettim. Bu yaşadığınız bu mağduriyetler, bunlar aslında mağduriyet diye tanımlamak bence hafif bir şey olarak bence. Bu bir mağduriyettir, bu bir insanlık dramı, bu bir soykırıma mağdur olma, maruz kalma durumu olarak ben değerlendiriyorum bu durumu. Siz bununla alakalı yaklaşık 15-17 gün sürdü yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'daki Çin konsolosluğu önünde bir eylem düzenlendi. Siz buraya da katıldınız değil mi? Doğru biliyoruz. Evet, katıldım. Bu eylem nasıl gerçekleşti? Siz neler yaptınız? Kaç gün sürdü? Orada neler yaşadınız? Böyle bir orayla alakalı bir görüşlerinizi alabilir miyim? Olur. 2020 12. ayın 18. günü Çin konsolosluğunun önüne gittik ve orada dilekçelerimizi vermek, yani haber alamadığımız aile üyelerimiz hakkında bilgi almak ve onların hiçbir suçu olmadığından dolayı derhal serbest bırakılmasını talep edilen dilekçelerimizi aldık ve oraya gittik. Ancak o gün kimse çıkmadı, dilekçemizi almadı, cevap vermedi. Biz bir gün sabah 10'dan iş çıkışı 4'e kadar orada bekledik. Yani insanlar kedi köpeği kayıp olurken her yere şeyini çaplayıp
arıyor. Bizim koca koca insanlarımız kayıp. Yani bizim onu sormaya hakkımız var. O yüzden biz kararlı bir duruş sergileyerek oraya her gün gitmeye karar verdik. Çünkü bizim orada bekleyen insanların kimisinin ailesinden 12 kişi, 13 kişi kayıp, haber alamıyorlar. Çoluk çocuğuna ulaşamıyorlar. Anne babalarına, kardeşlerine ulaşamıyorlar. Biz orada tam 2021 birinci ayın 12. günüye kadar 17 gün aile nöbeti tuttuk. Ve en son bu bir Çin'e bir baskı oluşturdu diye düşünüyorum. Ve Çinliler nöbetimizin tam 17 günü olduğu zaman İstanbul Valiliğimizin vali yardımcısıyla bir görüşme gerçekleşti. Ve görüşmede Çin konsolosluk yetkililerinin bizim dilekçelerimizi kabul edeceği bilgileri verildi. Ve biz de yani aslında biz oraya gidenlerin hepimizin dilekçeleri hazırdı. Ancak sonraki nöbetlerde bizim yanımıza 70-80 yaşındaki dedeler, neneler geldi. Diğer ailesine ulaşamayan insanlar geldi ve orada günlerde nöbette durdu. Onların dilekçeleri hazır olmayanlar vardı içinde. Ve o dilekçeleri biz Çince yazıyorduk. Neden? Çünkü Çin'in İngilizce ya da Türkçe yazdığımızda anlamadım diye bahane yapmaması için kendi dilinde yazmaya karar verdik. Ve o dedelerimize yardımcı olmak için birkaç gün yani durdurduk ve şu anda dilekçelerini hazırlıyoruz. Az kaldı. O da bitince yani biz o dilekçeleri teslim edeceğiz. Yani şu anlık ara verdik. Dilekçeleri siz valiliğe mi teslim edeceksiniz yoksa doğrudan konsolosluğa mı? Biz konsolosluğa da teslim edeceğiz. Yani evet. Tabii ki son anda kararını değiştirmesi. Anladım. Peki bu eylem sürecinde orada siz kaç kişi beklediniz? Size oraya ziyarete gelen insanlar oldu mu? Yani orada sizin gözleminiz neydi? Yani mesela bizim vatandaşımız olayı ne kadar önemsedi? Size destek olanlar oldu mu, olmadı mı? Bununla alakalı böyle bir değerlendirme yaparsanız sevinirim. Biz orada tam 17 gün durduk. Yani kendi kardeşlerimiz geldiler, ailelerinden haber alamayanlar cesaretlendirerek geldiler, orada beklediler. Ve aynı zamanda yani Türk kardeşlerimiz de o meydanlarda bulundu. Bizimle 10 gündür orada bekleyip bize yardımcı olan kardeşlerimiz var. Sizin için bir şey yapamadık. En azından gelip hal hatırınızı soralım diyen ablalarımız geldiler. Gazeteciler geldi. Sivil toplum kuruluşları geldi. Siyasi partilerden gelip bize destek olanlar var. Yani kardeşlerimizin yanımızda olduğunu, yalnız olmadığımızı hissettik. Evet, bu aslında bir açıdan da bizim hem vatandaşımız açısından hem de Çin açısından aslında bu tip eylemlerin ya da bu tip siyasal sosyal baskıların ufak da olsa bir sonuç verebildiğini aslında gösteren bir hadise oldu. Bugüne kadar benim hatırladığım yani Doğu Türkistanlı ya da diğer Türk Cumhuriyetlerinden ya da Türk topluluklarından Türkiye'de yaşayıp bu tip hadiselerde böyle bir eylem, uzun süreli bir eylem gerçekleştiren olmadı. Biz bunu görmemiz, bunun sonuçlarını bir şekilde en azından alıyor olması, bunlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada sizin yaptığınız gerçekten bence ciddi bir fedakarlık ve Doğu Türkistanlı bütün ülkemizde yaşayan herkesin adına da bunu yapmış durumdasınız. Belki Çin sizin bu dilekçelerinize az da olsa bir cevap verirse bu belki herkes için bir umut olacak. Herkes bir cevap alabileceğine bir umuda kapılacak ve belki de Türkiye Cumhuriyeti makamları da bu cevabın anlayabildiğini gördükten sonra belki kendisi de daha fazla bu noktada katkı sunacak. Ben bu noktada bir şey de sormak istiyorum. Tabii bu eylemle yapıldığınız aynı dönemde Türkiye'de bazı gelişmeler oldu. Malum olduğu üzere bir Türkiye ile Çin arasında bir suçların iadesi sözleşmesi gündeme geldi. Bu sözleşme biliyorsunuz işte
2017 yılında imzalanmış, 2019'da gündeme geldi falan, çok bu teknik detaylara girmeye düşünmüyorum ama en azından siz Türkiye'de yaşayan bir Doğu Türkistanlı olarak bu sözleşmenin gündeme gelmesi sizde ne gibi kaygılar ortaya çıkardı? Ya da siz bu sözleşmenin bir sorun çıkarıp çıkarmayacağına noktasına ne düşünüyorsunuz? Ya da çevrenizdeki Doğu Türkistanlılar bu konuda ne düşünüyor? Evet, bu anlaşmadan bizim de haberimiz var. Daha imza atılmasa da yani her yerde bu konu açılıyor şu anda. Tabii ki Doğu Türkistanlıların kendi aralarında da konuştuğu önemli konulardan bir tanesi. Açıkçası ben bu anlaşma yapılırsa bir Uygur Türk olarak gerçekten çok üzülürüm. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ama vatandaş olamayan bir sürü Uygur Türkleri burada yaşıyorlar. Biz Türkiye'yi ikinci vatanımız olarak tanıyarak ve bu ülkeyi canımızdan çok severek yaşıyoruz. Ve Türk halkımızın da bizim kardeşimiz ve soydaşımız olduğu biliyoruz. Ve o nöbetteyken de bunu hissettik. O yüzden devletimizin bu konuda yani nasıl adım atacağını ben oralarını ben tahmin edemiyorum. Ancak bu anlaşmanın yapılmamasını istiyorum ve umut ediyorum. Eğer bu yapılırsa tüm Doğu Türkistanlılar çok üzülür. Doğu Türkistanlılar için çok ağır olur. Şunu da söylemek isterim ki oradaki anlaşmaların yani bazı bizim hukuk okuyan arkadaşlarının araştırdıklarına göre yani çok net olmayan şeyler var. Yani o net olmayan maddeler zamanı geldiğinde biz Uygur Türklerine zarar verebilir. O yüzden devletimizden umudumuz ona imza atmamız. Evet, umarız sizin ve sizin gibi bu konuyla alakalı kaygılarını ve düşüncelerini belirten pek çok soydaşımız bu imza anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmaması noktasında çağrınıza kulak verecektir diye düşünüyorum. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan milletvekilleri, gerek bu anlaşmanın imzalanması sürecine katkı olan hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu konuda ben sağduyulu davranacaklarını, Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde davranacaklarına inanıyorum. Umarım da böyle olacaktır diye düşünüyorum. Yaşadığınız hadiseler gerçekten zor. Yani dediğim gibi bunları sadece bir mağduriyet olarak değil, bir soykırıma maruz kalma olarak değerlendirmek lazım. Böyle bir genel olarak sizden bir değerlendirme alırsak, Çin'deki bu toplama kamplarının durumu, Doğu Türkistan'ın geleceği noktasında sizin buradan bir vatandaş olarak gördüğünüz şeyler nelerdir? Yani bu kamplarda sizce şu an ne gibi şeyler yaşanıyor? Ne kadar insan oralarda, yani az çok belki bir şeyler duyuyorsunuzdur. Bundan alakalı bir genel bir değerlendirme alabilir miyim sizden? Olur tabii ki. Şimdi bizim Doğu Türkistan'da 21. yüzyılda dünyanın gözünün önünde soykırım yapılıyor. Orada toplama kamplarında kadınların onurları ayaklar altına alınarak İnsanın dile getirmeye zorlandığı şeyler yaşanıyor. Çocuklar annesinin kucağından kopartılıp çocuk toplama kamplarında asimile edilerek birer Çinli olarak yetiştiriliyor şu anda. Yani Türk kimliğinden, dininden uzaklaştırılıyor. Bizim gençlerimiz Çin'in iç bölgelerine köle işçi olarak götürülüp ve orada çalıştırılıyor. Camilerimiz yıkılıyor. Türk tarihinin en önemli kültürü, medeniyeti, her şeyinin damgası olan Kaşgarlı Mahmud'un türbeleri yıkılıyor. Yani biz, Doğu Türkistan, Türk halkının atayurdu, tüm Türk medeniyetimizin geldiği yer. Kaşgarlı Mahmud'un türbesi yıkıldı demek Türk medeniyetinin yıkılmakta olduğunun açık kanıtıdır. O yüzden ister Müslüman alemi olsun, ister Türk dünyası olsun, ister tüm insanlık olsun,
bu yapılmakta olan soykırıma dur demeli. Dünya şu an, yani Çin'in nasıl bir politika uygulamakta olduğunu artık bir sır değil. Herkes yavaş yavaş kavramaya başladı. Bir yayılma politikası yapıyor. Gün geldiğinde şu an ses çıkarmadıkları için çok geç olacağını düşünüyorum. Biz Uygurlara yapılmakta olan bu soykırım, yani bizim artık yani insanlara söyleyip anlattığımız zaman insanlar inanamıyor. Gerçekten böyle şeyler var mı diyorlar. Yani o kadar ağır. Sizin yani burada sosyal medyaya sızan bazı videolar var. Onlarla değil, ondan daha ağır şeyler yaşanıyor oralarda. Yani toplama kamplarından kurtulup çıkan Kazakistan vatandaşı olan ablalarımızın anlattığı şeylerden, yani verdiği röportajlardan her şey ortada. Hal böyleyken tüm insanlığın bu zulüme dur demesini, yani insanların kendilerinin evinde rahat oturup çocuklarının başını okşarken oradaki annelerini, esiret olan çocuklarını da düşünmesini rica ediyorum. Ben de bir anneyim. Gerçekten o videolardaki çocuklarını gördüğümde çok üzülüyorum. Onların da tüm dünyadaki çocuklar gibi mutluluk içinde annesi babasının da bir haklar gelecekte İslam aleminin, Türk dünyasının geleceğidir. Onurun ayaklar altına alınan bacılarımız sizlerin, bizlerin onurudur. O yüzden Çin'in her ne kadar parası, gücü varsa da bizim de ondan daha güçlü olan inancımız, kardeşliğimiz vardır. O yüzden sizlerin bu konuda daha hassas davranmanızı ve kardeşlerinize, dindaş soydaşlarınıza sahip çıkmanızı, yani bu sesin tüm dünyaya duyulması için elinizden gelen çabaları göstermenizi, Türk ata yurdunun yok edilmesine baka baka kalmayın, kalmamazınızı ve onları en azından biz kimsenin Çin ile olan ilişkilerine yani bozulmasını istemiyoruz. Diğer ülkelerde nasıl diplomatik girişimlerde bulunarak bu ilişkileri yürütüyorsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen Çin'in bu karanlık toplama kamplamalarında tutuklanan tüm Türk vatandaşlarına geçmiş olan Uygur Türklerini diğer ülkeler gibi oradan çekip almasını, onların Türkiye'ye sapasağlam gelmesi için elinden gelen çabaları göstermesini, ayrıca memleketimizde yaşanan bu soykırımda uğramakta olan Uygur halkının, soydaşlarının bu zulmü en kısa zamanda durdurup onların kendi hayatlarını normal insanlar gibi yaşaması için çaba göstermesini talep ediyorum. Onlar o toplama kamplarından kurtulsunlar, sıcak yuvalarına dönsünler, normal insanlar gibi bir hayat yaşayabilsinler. Bizim de insan gibi yaşamaya hakkımız var. Ben özgür bir ülkede yaşasam da inanın bu özgürlükle hiçbir zaman tadını çıkaramadım. Burada yaşayan tüm Doğu Türkistanlılar aynı durumda. Çünkü bizim akrabalarımız, kardeşlerimiz o şeyleri yaşarken biz hiçbir zaman burada rahat oturamayız, rahat yaşayamayız. Çünkü biz insanız. Onlar o kadar zulüm çekerken biz nasıl başımızı rahatça yastık koyabiliriz? Yani ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Pekin Büyükelçiliğimize, daha milletvekillerimize daha kararlı ve daha güzel yolları bularak, diplomatik girişimleri kullanarak bizler için somut adımlar atmasını talep ediyorum.
Yani burada aslında sözün bittiği yer, sizin bu söylediğiniz şeyler. Biz ne kadar bunu anlatsak da, dinlesek de, bunlarla alakalı şeyleri gündeme getirsek de sizin yaşadıklarınızın, iş dünyanızda hissettiklerinizin yanından bile geçemeyecek durumda olur bu. Ama biz yine dediğimiz gibi elimizden gelen ne varsa bu noktada sizin sesiniz olmak, sizi dünyaya duyurmak için, kendi içimizde, kendi vatandaşlarımıza duyurmak için mücadele etmeye devam edecek çok büyük bir kitle olduğunu düşünüyorum artık Türkiye'de. Dediğim gibi hiçbir zaman hiçbir dünyada, hiçbir hükümet, hiçbir devlet zulümle abat olmamıştır. Eninde sonunda bu Çin zulmü de bir şekilde Allah'ın izniyle son bulacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada sizin çağrınızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çağrınızın bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak sizin yapmanızın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin bu çağrınız en doğal olan hakkınız, ailenizin mensuplarıyla, kardeşinizle, babanızla, rahmetli olan yakınlarınızla bir iletişim kurma. Yani dünya 21. yüzyılda hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olsun, hem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleri olsun, hiçbir yerde bu gibi bir iletişimin kısıtlanması mümkün değildir. Yani bunu hiç kimse kabul edemez. Bu iletişimin kısıtlanması, bu insanları sizin yanınıza getiremiyor olmanız, bunlar gerçekten kabul edilebilir şeyler değildir. Sizler sesinizi yükselttikçe, bizler bu sese katkı vermeye devam ettikçe ben inanıyorum ki bu zulüm en sonunda kırılacaktır diye düşünüyorum. Bu tecrübelerinizi, bu yaşadıklarınızı bize aktardığınız için, Yaş Türkistan Haber takipçilerine ilettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Biz dediğimiz gibi her zaman Doğu Türkistan olsun, Irak'ta Türkmeneli olsun, Azerbaycan'da, Karabağ'da yaşanan büyük zulümler olsun, dünyanın neresinde bir Türk varsa onun sesi olmak için burada elimizden gelen her şeyi, emeği vermeye devam edeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa sizden alalım Medine Hanım. Programımıza davet ettiğiniz için, ben ve tüm Uygur halkının sesini duyurmak için vesile olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben inanıyorum sesimiz tüm Türkiye'ye duyulacak ve tüm dünyaya duyulacak. İleride güzel günlerini biz de yaşayacak diye inanıyorum ve inanarak bu yola devam ediyorum. Sizlerin de yanınızda olduğunuzu bilmek bizim için çok büyük muraldır. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Değerli Yaş Türkistan Haber takipçileri, bugün Medine Nazmi Hanımefendi'yi dinledik. Kendisi herhangi bir aslında akademik değerlendirmenin ya da bir bilgi paylaşımının ötesinde bir insan olarak aslında yaşadıklarını anlattı. Yani bunun ötesinde başka bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de eğer uluslararası alanda bir değerler siyaseti varsa bu yaşananları en derinden hissederek Çin'le olan ya da dünyanın neresinde bir Türk varsa ve bir problem yaşıyorsa, bir Müslüman varsa ve bir problem yaşıyorsa onlarla olan ilişkilerini değerlendirirken bunları attığı imzalardan tutun yaptığı görüşmelere kadar öncesinde bir düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti makamlarının Medine Hanım ve onun gibi Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın bu tecrübelerini, bu yaşadıklarını, bu hazin hadiseleri düşünmeden hiçbir diplomatik ilişkiye dahi başlamamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir insanın hayatından daha değerli, bir insanın yakınlarından olan iletişimden daha değerli hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Umarım en yakın zamanda aile yakınlarınızın tamamından haber alabileceğiniz mutlu haberleri de biz burada paylaşma şansı yakalarız. İnşallah bunları da görmüş oluruz. İnşallah bir gün kardeşinizle birlikte sizi burada bir programda ağırlama şansını yakalarız diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.